Global medyadan öne çıkanlarla devam edelim. Artı Gerçek yazarı ve medya eleştirmeni Ragıp Duran yayınımızda. Hoş geldiniz. Sözü size bırakıyorum. Duygu merhaba. Önce bugünkü taramada ön plana çıkan konuları söyleyeyim. Türkiye'nin Libya'ya müdahalesi gerginliği tırmandırıyor. Virüs Latin Amerika'dan sonra Afrika'da da çok tehditkar. Batı'da yeniden iş başı ama durum karışık. Salgın sonrası senaryolar hala muğlak ve nihayet Trump bugün de olumsuz kahraman. Global medyada Türkiye haberleriyle başlıyorum. Pompeo Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasındaki koronavirüs işbirliğini konuştu El Monitör. Türkiye'deki Helenlerin, Rumların soykırımı. Bu bir kitabın başlığı. 1921 yılında yazılmış, yeni baskı çıkmış. 1920-21 yıllarında İzmit'teki olayları görgü tanıklarının ağzından anlatıyor. Greek City Times'tan. Yeni bankacılık düzenlemeleri Türkiye'de basın özgürlüğünü tehdit ediyor El Monitör. Türkiye'nin savaşın seyrini değiştirmesi üzerine Libya'nın savaş ağası saldırılarını yavaşlattı Wall Street Journal. Türkiye 800 kalem mala daha ek ithalat vergisi koydu. Financial Post, bu Kanada'nın maliye gazetesi. Muhalefet partisi belediye başkanları üzerindeki baskıların darbe anlamına geldiğini belirtti El Monitör. HDP'nin bildirisine yer vermişler. İktisatçılar Merkez Bankası'nın, Türkiye Merkez Bankası tabii, 21 Mayıs'ta faiz hadlerinde 50 temel puan kesinti açıklayacağını öngörüyor Reuters. Balkan ülkeleri, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin ekonomi ve maliye sorumluları yıllık toplantılarını yaptı. Bu Avrupa Birliği Konseyi'nin bülteninden. Libya, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri Mısır'ı Türkiye ile askeri çatışmaya nasıl itiyor? Bu Maghreb Intelligence, başka birçok Kuzey Afrika medyasında da var. Mısır Türkiye'ye saldırmak istiyor ya da Libya'da topyekün savaş, Mısır'ın müdahale tehdidi gibi başlıklar kullanmışlar. Türkiye'de virüsten ölen sağlık çalışanlarına şehit payesi verilmesi boş değil. Figaro'da bir köşe yazısı. Burada İslamcıların laikliği zayıflatmak için böyle bir manevra yaptıkları öne sürülmüş. Amerikan PEN Yazarlar Birliği'nin bülteninden. Geçen yıl aralarında Çin, Suudi Arabistan ve Türkiye olmak üzere toplam 34 ülkede 238 yazar ve aydın eserleri nedeniyle tutuklandı. Futbolun Unutulmaz Öyküleri dizisini başlatmış Guardian ve ilk yazıda Manchester United ile Galatasaray arasında 1993 yılında oynanan maç. Türkiye krizler denizinde gelişigüzel seyrediyor. Orient 21. Bu Paris'te yayınlanan ve Doğu konularında uzman olan bir medya. Batı dünyasının 6 büyük gazetesine geçiyorum. New York Times'tan başlıyoruz. 50 eyalet kısıtlamaları hafifletti ama her bölgede kurallar çok farklı. Okulların açılması konusunda Güney Kore bütün dünya için iyi bir model olabilir. Bütün özel sektör o kadar büyük ki iflas etmemesi lazım. Burada mali piyasaların artık serbest bir şekilde değil, hükümetlerin denetimi altına girdiği belirtiliyor. Trump'ın aldığı ilaç tartışmalara yol açmaya devam ediyor. Kimileri çok güvenli diyor, kimileri ise bu katil bir ilaçtır diyor. Trump bir yorum başlığı. Trump tabiat anayı düelloya mı davet ediyor? Bir başka yorum başlığı. Trump Çin kozunu oynuyor ama kim ona inanır? Washington Post'a geçtim. Asya kökenli Amerikalı doktor ve hemşireler ırkçı söylem ve saldırıların arttığını açıkladı. Bunun nedeni de koronavirüse Trump'ın Çin virüsü demesi, laboratuvarda üretildiği yolundaki iddialar ve Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşı. Trump hidroksiklorikini beğeniyorsa devesiliğini de çok sevecektir. Tabii yorum başlığı. Artık hepimiz daha fakiriz. Hükümet bu konuda hiçbir şey yapamaz. Los Angeles Times. Kaliforniya Adalet Bakanlığı, eyaletteki virüs kurallarının dini özgürlükleri ihlal edebileceği uyarısını yaptı. Eyalet, evsizler için otellerde
15 bin oda ayarladı. Ne var ki odaların halen yarısı boş. Filistin lideri Abbas, İsrail ve ABD ile yaptıkları anlaşmalardan çekildiğini açıkladı. Suriye, Esad'ın yeğeni milyarder iş insanı Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu. Macaristan'da hükümet transseksüel bireylerin kanunen tanınmasını yasakladı. Avrupa'ya gittik, İngiltere Guardian. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Afrika'nın virüse karşı mücadelesini överken Brezilya'da günlük en yüksek ölüm sayısı kaydedildi. Trump ABD'deki çok yüksek vaka sayısını onur nişanı olarak niteledi. Yeni Zelanda. Başbakan COVID-19'dan sonra haftada 4 gün çalışma takvimine geçmeye hazırlanıyor. Trump bir yorum başlığı. Trump sonunda hapse mi girecek? Çok uzak bir ihtimal sayılmaz. Fransa'ya gittik, Le Monde. Fransa'da salgının yeniden hortlama belirtisi şimdilik yok. Latin Amerika'da vaka sayısı artıyor. Afrika'da koronavirüs. Vaka ve ölü sayısı hızla yükseliyor. Covid-19 ölümlerinde temel faktör yaş. Madagaskar Cumhurbaşkanı virüse karşı özel bir ıhlamurun promosyonunu yaparken kumar oynuyor. Tabii bunlar dut pekmezini kelle paça yilmedikleri için böyle şeylerden medet umuyorlar. Futbol dünyası aktörlerinin çıkarları hiç bu kadar çelişkili olmamıştı. Son gazetemiz Liberasyon. Thomas Piketty, bu 21. yüzyılda Kapital başlıklı kitabın yazarı, bir iktisat profesörü. Bir söyleşi yayınlanmış Liberasyon'da Thomas Piketty ile alıntı. Virüs kriziyle baş etmek için yeni bir servet vergisi salmak lazım. Bretanya, Fransa'nın İngiltere'ye bakan sahil bölgesi. Bretanya'da açılan bazı plajlar medeni olmayan davranışlar nedeniyle yeniden kapatıldı. Bu medeni olmayan davranışlar dediği, fiziki mesafeye uygun davranmamak, gruplar halinde dolaşmak, diğer kuralları çiğnemek. Koronavirüs Amerikan ekonomisinde kalıcı hasarlar yaratabilir. Bunu söyleyen de ABD Hazine Bakanı. Duygu? Ragıp Turan, teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. İyi yayınlar. Teşekkürler.